Merhaba, Sintra'dan Mata Alva Çeşmesi'nden hepinize selamlar. Burası 18. yüzyılda yapılmış birçok çeşmeden bir tanesi Sintra'da. Çok güzel çinileri var, benim de çok hoşuma gitti. Buradan size bir video kaydı yapmak istedim. Bu videomun konusu dünya üzerinde konuşulan Portekizceler arasındaki farklılıklar. Evet, Portekizce öğrenmeye başlayan herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Ben Portekizce öğrendiğim zaman acaba yanlış bir Portekizce aksanı mı öğreniyorum? İşte Portekiz'de öğrendiğim Portekizce ile Brezilya'da iletişim kurabilir miyim? Veyahut da Brezilya'da öğrendiğim Portekizce ile Portekiz'de ya da Afrika'daki diğer ülkelerde iletişim kurabilir miyim diye. Bu soruya cevap vermeye çalışacağım Türkçeden de örneklerle. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Dünyada konuşulan sadece bir tane Portekizce var. Ve siz bu Portekizceyi bilirseniz dünyanın her yerindeki, herhangi bir yerindeki Portekizce bilen bir insanla çok rahat, herhangi bir iletişim sorunu yaşamadan iletişim kurabilirsiniz. Peki bu farklılıklar neyi kapsıyor, neyi ihtiva ediyor ya da Türkçe'de neyle benzetebiliriz? Öncelikle Portekiz ve Brezilya arasında bariz bir ayrım olduğundan bahsedilebilir. Fakat bu ayrım Türkçedeki hani şivelere bile benzetilemez. Çünkü şivelerde konjugasyon yani fiil çekimi farklılıkları var. Örnek vermek gerekirse ben geliyorum diyor. Birisi de ben geleyom diyor. Birisi de diyor ki ben geleyrum diyor, değil mi? Üç farklı şiveyi ele aldığımız zaman, yani burada üçü de fiili farklı şekilde çekiyor Türkçe'de üç farklı şiveye baktığımızda. Ama Brezilya ve Portekiz arasında bu şekilde bir konjugasyon farkı yok. O zaman nasıl bir farklılık var? İşte Azerice ile Türkçe gibi mi falan diyenler var. Yok yok, hiç alakası yok. Yani Azerice ve Türkçe'de Brezilya'da konuşulan Portekizce ve Portekiz'de konuşulan Portekizce açısından birbirinden çok uzak kalıyor. Ne gibi farklılıklar var o zaman? Fonetik farklılıktan söz etmek lazım. Fonetik ne demek? Kelimelerin okunuşu, harflerin çıkardığı seslerin nasıl okunacağı. Bununla ilgili bir farklılık var. Kıta Portekizcesinde, yani Portekiz'de konuşulan Portekizce'de yoğun görülen, 18. yüzyıldan sonra görülen yoğun Fransızca etkisi sebebiyle heceler biraz daha kapalı hale gelmiş. A ve E sesleri daha kapalı okunmaya başlamış. Brezilya'da görülen ise İtalyanca etkisiyle C sesleri türemiş. Aslında Portekizce'de C sesi yok. Hiçbir şekilde C sesi çıkmıyor. Mesela bir örnek vermek gerekirse bom dia, günaydın bom dia kelimesini Portekizliler böyle okurken Brezilyalılar boncia diye okuyorlar. Veyahut da verdade, gerçek kelimesini Brezilyalılar verdade diye okuyorlar. Dolayısıyla kelime okunuşunda bir farklılıktan söz etmek gerekir. Brezilya ve Portekiz arasında başka neden bahsetmek gerekir? Şimdiki zaman yaparken örneğin Portekizliler eu estou a falar, ben konuşuyorum diyor. Brezilyalılar ne diyor? Eu estou falando diyor. Gerundio dediğimiz kullanımı kullanıyor. Eu estou a falar, eu estou falando. Peki bu ikisi arasında nasıl bir Türkçe ile bağlantı kurulabilir? Birisi geliyorum diyor, birisi gelmekteyim diyor. Aslında aynı şey. İkisi de birbirini anlıyor. İkisinde de bu kullanım doğru, fakat yaygın kullanım olarak birisi gelmekteyim derken birisi geliyorum diyor. Dolayısıyla böyle bir farklılıktan söz edilebilir. Bunun dışında tabii ki kelime bazında ele alacak olursak işte kelime farklılıklarından bahsedilebilir. Mesela köpek, cão burada Portekiz'de, Brezilya'da cachorro gibi. Ya da işte meşhur farklılıklardan birisi, şaka konusu olur sıklıkla. Rapariga burada kız çocuğu demek, Brezilya'da hayat kadını demek. Ne demek gerekiyor? Moça demek gerekiyor. Bunun gibi kelime bazlı farklılıklardan bahsetmek mümkün. Afrika'ya bakacak olursak, Afrika'da konuşulan Portekizce Portekiz Portekizcesine daha yakın.
Afrika'da da iki farklı ülkeden örnek verebilirim. Ben Sao Tome ve Mozambik'e gittim. Gine-Bissau'da da çok tanıdığım insanlar var. Şöyle diyebilirim, konuşulan diller yerel dillerden kelime ödünç alıyor. Bu şekilde bir harmanlama söz konusu. Gine-Bissau'da zaten Kireol dediğimiz bir dil türemiş. Yarısı Portekizce, yarısı yerel dillerden gelen kelimeler şeklinde yeni bir dil çıkmış. Gine-Bissau'da Kireol diye konuşuluyor. Fakat Gine-Bissau'daki konuşulan Kireol dili Gine-Bissau Portekizcesi değil. Gine-Bissau'da konuşulan Portekizce'ye baktığımızda Portekiz'de konuşulan Portekizce'den sadece tonlama farkı görüyoruz. Aynı şekilde Sao Tome ve Mozambik'te de konuşulan Portekizce'lere baktığımızda sadece tonlama farkı olduğunu görüyoruz. Bir de tabii ki ne farklılıklar var? Bazı şeylerin söylenişi farklı. İşte kahvaltı kelimesini ele alacak olursak mesela Portekizce'de kahvaltı pekün almoço, Brezilya'da café de manhã, sabah kahvesi, Mozambik'te ise mata bicho şeklinde söyleniyor. Mata bicho böcek öldürmek demek. Komik bir şekilde bir benzetim yapılmış. İşte midemde kurtlar var, bicho böcek, kurt. İşte midemde kurtlar var, kıpır kıpır ediyor. Onları öldürmem lazım, o yüzden yemek yemem lazım gibi böyle bir benzetim yapılmış. Mata bicho deniyor Mozambik'te kahvaltıya. Toplamda işte Brezilya ve Portekiz'de bu şekilde görülen kelime farklılıkları, işte sık kullanılan kelimeleri eğer sayacaksak yani 100 kelimeyi geçmeyen bir kelime farklılığı, yani kısa sürede bu farklılıkları siz de öğrenebilirsiniz, adapte edebilirsiniz. Zaten sözlüklere baktığınız zaman sözlüklerde bu kelime eğer sadece Brezilya'da kullanılan bir kelime ise yanında Brazil diye belirttiğini görürsünüz. Onun dışında eğer sadece Mozambik'te veya sadece Gine-Bissau'da kullanılan bir kelime ise gene sözlükleri bunları belirttiğini görürsünüz. Dolayısıyla kelime hatası yapmamış olursunuz, karıştırmamış olursunuz kelimeleri. Temel olarak kullanacağım, belirtmek istediğim farklılıklar bunlar. Ama şundan tekrar altını çizerek emin olabilirsiniz. Portekizce, dünyanın herhangi bir yerinde Portekizce kursu aldığınız zaman Portekizce konuşan her insanla iletişim kurabilirsiniz. Bunun gibi merak ettiğiniz Portekizce ile ilgili bilmek istediğiniz şeyler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Mümkün mertebe cevap vermeye çalışacağım.